Bir an için bulunduğunuz zaman ve mekanı unutun. Gelin beraber 45 yıl ileriye, 2050 yılını atlayıp haberlere kulak verelim. Mr. President, look over here, please. Mr. Prime Minister. Yediler grubunun 2050 yılı zirvesinden canlı yayınımızı izliyorsunuz. Mr. President, this way, please. Geçen yıl 2049 zirvesinde hatırlayacaksınız, dünyanın en varlıklı 7 ülkesinin liderleri Pekin'de bir araya gelmişlerdi. Bu yıl sıra Moskova'da. Güneş Kremlin üzerinde pırıl pırıl parlıyor. Liderler de aile fotoğrafı için teker teker yerlerini almaya başladılar bile. Aman Allah'ım. İnanılır gibi değil sayın dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı az önce herkesin şaşkın bakışları arasında Brezilya, Rusya, Japonya liderlerini itip geçti. Çin ve Hindistan liderlerinin arasına sıkışıverdi. Anlaşılan Amerikalılar dünyanın merkezi olmadıklarını kabullenmekte hala zorlanıyorlar. Yo, şaka sayılmaz. 2050 yılında böylesi bir tabloyla karşılaşma olasılığımız gayet büyük. Uluslararası ilişkilerde büyük bir alt üst oluş. Uluslararası güç mücadelesinde yeni aktörler ve dünyanın en güçlüleri listesinde yeni isimler. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2050 yılında dünyanın en güçlü ekonomileri haline gelecek. Amerika'nın dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın ortaya attığı bu tez doğruysa dünyamızı çok büyük değişiklikler bekliyor demektir. Önümüzdeki 4 hafta boyunca 4 ayrı programla bu tezi dünyada değişen güç dengeleri programlarıyla büyüteç altına yatıracağız. İlk durağımız Fleet Street, Londra. Bir zamanlar İngiliz basınının merkezi, eski babaalisi diyebileceğimiz bu caddede yatırım bankası Goldman Sachs'ın Londra şubesine gidiyoruz. Demin sözünü ettiğimiz tezin fikir babası işte burada çalışıyor. Bankanın küresel ekonomi danışmanı Jim O'Neill. En başından başlıyoruz sormaya. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünya acaba nasıl bir değişim geçirecek sizce? I think it's potentially going to change dramatically if other countries allow globalization to help. Çok köklü değişiklik potansiyeli var. Eğer diğer ülkeler küreselleşmeden yararlanmaya yönelir ve nüfus faktörü de şu anki verilerle gelişirse 2050 yılına varmadan dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G7'ler grubunda 5 üyenin değişmesi gerekecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya kalacak. Son birkaç yıl içinde bildiğiniz gibi Çin İtalyan ekonomisini geçti. Şu anda Fransa ve İngiltere'nin arkasında görünüyor. Fakat önümüzdeki 20 küsur yılda değişiklik çok daha büyük boyutlarda olacak. Tahminlerimiz doğruysa tüketim malları endüstrisi özellikle Çin ve Hindistan ama önemli ölçüde Rusya ve Brezilya'da da dev fırsatlar yakalayacak. Bu ülkelerin ekonomileri bu sayede tamamen dönüşecek. Değişimin işaretlerini aramak üzere Brezilya'nın ekonomik kalbi São Paulo'dayız. Dünya üzerindeki en şaşalı alışveriş merkezlerinden biri Daslu burası. Son derece kibar ve şık satış elemanları büyük paralar harcamaya hazır müşterilerin yorulmadan alışveriş yapmasını sağlamaya çalışıyorlar. Çin'in büyük ham madde ihtiyacı sayesinde Brezilya'nın son yıllarda kazandığı büyük paraların bir kısmı bu lüks alışveriş merkezinde harcanıyor belli ki. São Paulo'nun dünyaca ünlü yoksul gece konduları favelalardan sadece birkaç yüz metre mesafedeyiz aslında. Müşterilere bedava kahve sunulan kafede Daslu Alışveriş Merkezi'nin kuşe kağıda basılı özel dergisini yöneten Patricia Ramalho ile buluşuyoruz. Acaba Brezilya'nın yaşadığı değişimi o nasıl görüyor? If you come to Brazil, you realize there are two Brazils. I wouldn't say only about rich Brazilian. Brezilya'ya geldiğinizde iki ayrı ülke olduğunu anlarsınız. Sadece zengin ve yoksul Brezilya değil, özel sektör ve kamu Brezilyası olarak da ayırabilirsiniz. 10 yıl önce telefon almak imkansızdı neredeyse. Devletten bir hat alabilmek için 3 yıl beklemek gerekiyordu. Özelleştirildi, şimdi rekabetçi bir piyasa var. Telefon fiyatları sürekli düşüyor. Ama altyapıda birçok eksiklik yok mu aslında? Devletin yapması gerekenler de yok mu sizce?
My God, a lot of we don't invest in good infrastructure, and I think the worst thing of this country. Allah'ım, ne çok şey var yapılması gereken, inanamazsınız. Sağlam bir altyapı yatırımı yok. Ayrıca bu ülkenin en zayıf yanlarından biri eğitime yeterli yatırım yapılmaması. Bu yapılmazsa hiçbir zaman Çinliler ya da Koreliler kadar başarılı olamayız. Onlar bu sayede hızla ilerliyorlar. Eğitime para harcıyorlar çünkü. Dünyanın en lüks mağazalarından birinin kafesinde insan neler konuşabiliyor. Patricia Ramalho da her şeye rağmen Brezilya'nın büyük bir patlamaya hazır olduğunu düşünüyor. Tıpkı Wall Street piyasasının tecrübeli iktisatçıları gibi. Ama Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2050'de dünyayı yönetenler arasına girebilmesi için deyim yerindeyse daha epeyce fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Toplam 2 milyar 700 milyon nüfuslarıyla bu 4 ülke dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Buna karşılık Brezilya ve Rusya'da refah düzeyi Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerin 10'da 1'i civarında. Çin ve Hindistan'da ise daha da düşük. Peki ama bu ülkeler bu durumdan çıkıp nasıl dünyanın en varlıklı ulusları arasına girecekler 40-45 yıl içinde? Hindistan asıllı Amerikalı işletmecilik profesörü C.K. Prahalat, Piramidin En Altındakiler adlı kitabında yazarı. Goldman Sachs iktisatçılarının tahminlerine katılıyor mu acaba? The growth engines are starting from ground up. It is people getting rich. They want more of everything from shampoo. Büyümenin motoru aşağıdan başlıyor çalışmaya. İnsanlar zenginleşiyor. Her şeyin daha fazlasını istiyorlar. Daha çok şampuan, daha çok çamaşır makinesi, daha çok cep telefonu. Ben bu ekonomilerin patlamasının 40 yılı bile alacağını sanmıyorum. Fakat bu durumda bugünün varlıklı ülkelerinin şirketlerinin rekabet edebilmek için tek şansları imalat ve hizmet sektörlerine giderek fiilen iş gücünün daha ucuz olduğu bu ülkelere taşımak olmayacak mı? The answer is yes. The only place where you will have to totally break your mental models. Bunun yanıtı evet. Kafanızdaki kalıpları tamamen kırabilmeniz için bu piyasalara girmeniz lazım. İşte bu yüzden çok heyecan verici bu gelişmeler. Ama o zaman bütün bunların bugünün gelişmiş batı ülkelerinde yaşayan ve belki de işlerini kaybedecek milyonlar için fazla heyecan verici bir tarafı yok. Olsa olsa ürkütücü bir gelecek tablosu belki de onlar açısından, öyle değil mi? A $30 DVD player is what we like as consumers. Tüketiciler olarak bir DVD göstericiyi $30 alabilmek hoşumuza gidiyor. Ama şirket yöneticisi ya da çalışanı olarak bu malı $30 alabilmemizin sonuçlarından hoşlanmıyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Gelişmeler, Hint asıllı Amerikalı işletmecilik profesörü ve yazar C.K. Prahalad'ın ya da değişen güç dengeleri tezinin fikir babası ekonomistlerin öngördüğü şekilde olursa, 2050'nin en büyük ekonomik güçleri, en büyük nüfuslu iki ülke Çin ve Hindistan olacak. Bugün dünya haritasına baktığımızda büyük ekonomiler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'yı görüyoruz. Peki 2050 yılında bu haritaya baktığımızda ekonomik güç dengeleri nasıl görünecek? Goldman Sachs'ın küresel ekonomi danışmanı Jim O'Neill'e dönüyoruz yine. Put the two together, then you know the world might tip upon its this map would tip upon its side and would be sort of sloping down in an Asian direction. Çin'le Hindistan'ı ekonomik ağırlıklarıyla koyabilseydik haritaya, bu harita Asya kıtasına doğru eğilirdi iyice. Tabii bir de Rusya nüfus dinamiklerini iyi kontrol edebilir ve doğu bölgelerinin gelişmesini sağlayabilirse, o zaman haritada ekonomik ağırlık merkezi iyice Rusya, Çin, Hindistan arasında bir yerde oluşacaktır. Bu dünyanın şu andaki dengeleri açısından devasa bir değişiklik anlamına geliyor. İyimserlerin beklentisi bütün bu değişikliklerden, yani Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya'nın yükselişinden, yoksul halkların, örneğin şarkı söylerken demin dinlediğimiz bu Sao Paulo'lu yoksul gecekondu çocuklarının kazançlı çıkması. Gecekondu çocuklarının bu müzik çalışmalarında Brezilya müziğinin süperstarı Gilberto Gil eşlik ediyordu. Gilberto Gil yalnızca bir süperstar değil, aynı zamanda Brezilya'nın solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın hükümetinde de bakan ve o da iyimserlerden. Kuşaklar boyu kadere boyun eğmenin yerini artık heyecanlı bir yeni ruh haline bıraktığını söylüyor. I mean, we have a lot of hope today, but at the same time we balance, we feel that çok umutluyuz, aynı zamanda temkinliyiz.
Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da Avrupa'yı taklit etmemiz gerekmediğini düşünüyoruz. Kendi özelliklerimize uygun yollar bulmayı başarıyoruz. Peki Brezilya'nın yükseltebileceği değerler, özellikler ne sizce? Softness. We have never been in a war against a foreign enemy. Never. Yumuşak bir üslup. Tarihimizde hiçbir zaman başkalarıyla savaşmadık. Asla. Başka ülkeleri fethetmeyi, işgal etmeyi, onlardan zor yoluyla bir şeyler almayı istemiyoruz. Brezilya medeniyette yeni bir döngü inşa ediyor. Brezilyalı müzisyen ve politikacı Gilberto Gil. Evet, belki de değişen ekonomik dengeleri medeniyet izler, kim bilir. Ama Brezilya'nın gücü ticarette etkisini göstermeye başladı bile. Dünyanın yeni imalathanesi denen Çin'in sonu gelmez gıda ve ham madde ihtiyacı var. Brezilya Çin'e büyük miktarda demir ve soya fasulyesi satıyor. Ve kazandığı yeni özgüven şimdiden uluslararası ticaret görüşmelerindeki yeni duruşuyla fark ediliyor. Brezilya'nın eski uluslararası ticaret görüşmecisi Pedro de Camargo Neto, ülkesinin ticarette gelişmekte olan ülkelerin sesi haline geldiğini düşünüyor. We Brazilians did a lot of things wrong, but in the past 10-15 years we corrected a number of things and our potential now is appearing. Biz Brezilyalılar birçok şeyi yanlış yapmış olabiliriz ama son 10-15 yıldır bunların önemli bir kısmını telafi ettik ve potansiyelimiz ortaya çıktı. Brezilya artık sadece dünya ticaretinde değil, siyasetinde de lider konumunda bir ülke. Artık kendi başımıza masaya oturuyoruz, pazarlık ediyoruz. Başka ülkelerin arkasında değil. Brezilyalı eski ticaret görüşmecisi Pedro de Camargo Neto. Dünya Bankası'nın yoksullukla mücadele çalışmalarına danışmanlık yapan Brezilyalı bir diğer iktisatçı Roberto Zaga ise değişimin yalnızca bazı pazarlık masalarında değişen dengelerden ibaret olmadığını düşünüyor. I don't think people have woken up to how the development of the developing world would affect the industrialized world. Bana kalırsa insanlar henüz gelişmekte olan dünyadaki bu değişimin sanayileşmiş ülkeler üzerinde ne tür etkiler yaratacağını anlayabilmiş değil. Ülkeler gene tek tek varlıklarını sürdürecek ama ekonomideki bu değişimler sanayileşmiş ülkelerde de artık tıpkı gelişmekte olan ülkelerin geri kalmış bölgelerinde görüldüğü gibi zenginler ve yoksullar arasında büyük farklar oluşmasını da beraberinde getirecek. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrım çizgileri bulanıklaşacak. Bugünden başladı bu değişim. Yoksul Amerika'yı alalım mesela. Görmüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoksulları ama oradalar. 3 ayrı işte çalışıyorlar geçinebilmek için. Çocuklarını okula göndermeleri mümkün değil. Biliyorlar. Öte yandan bugün Hindistan'da Hyderabad kentine gidin, İtalya'nın gelişmiş bir şehrinden farklı değil. Dolayısıyla değişim her iki tarafta da oluyor ve olacak. 20. yüzyılı kapatırken karşımızda bundan çok daha basit bir model vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güç olduğu bir dünya. Clyde Prestowitz, Ronald Reagan döneminde Amerika'nın ticaret temsilcisiydi. 3 milyar yeni kapitalist adlı kitabın yazarı aynı zamanda. Prestowitz, ekonomik küreselleşmenin yani gümrük duvarlarının inip ekonomilerin tekleşmesiyle oluşan simyasal sürecin artık yeni ve farklı bir döneme girdiğini düşünüyor. We've been talking globalization, we're using that word for a long time, but it really has been Americanization. Küreselleşmeden bahsediyorduk. Uzun bir zamandır kullandığımız bir kelime bu. Küreselleşme. Ama aslında bu Amerikanlaşmaydı. Şimdi küreselleşme hakikaten küreselleşme haline geliyor. Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın yükselişi ve dünyadaki güç dengelerinin yerinden oynamasıyla gerçek küreselleşmeye tanık oluyoruz. Bir başka deyişle diyor Clyde Prestowitz, bu dört ülkenin dünya ekonomisi içinde edinmekte oldukları güç beraberinde kaçınılmaz olarak sosyal, kültürel ve siyasi iktidarı da getirecek. Peki ama ya dünya ekonomisini yöneten kurumlar ve bunlar içindeki politik dengeler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, bunlar nasıl değişecek? The World Bank and National Monetary Fund, all of the voting weights and all these are going to change. And the BRICS, China, Brazil, India, Russia. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, bunların içindeki bütün oy ağırlıkları değişecek. Çin, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ağırlıkları artacak. Bu kuruluşları sadece bu dört ülkenin yöneteceği ya da sadece onların sözünün geçeceği anlamına gelmiyor. Ama bizler, bugünün gelişmiş ülkeleri artık buralarda her istediğimizi yaptıramayacağız. Bizim de sözümüz geçmeyecek kısacası.
Bu çok önemli bir değişiklik. 1980'lerin başında kim inanırdı yakında Sovyetler Birliği ve komünist yönetimlerin çökeceğini ve dünyanın böylesine değişeceğini söyleseydiniz? Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın muhtemel ve belki de kaçınılmaz yükselişi de dünyanın iktidar haritasını tamamıyla değiştirecek bir başka değişim olabilir. Bir sonraki programımızda yeni dünya düzeninin izini Hindistan'da sürecek ve bu değişimin geleceğin süper güçlerinde toplumu nasıl etkilediğini irdeleyeceğiz. Thank you.